Simülasyon Türk'e hoş geldiniz. Şu an Nevada Reno şehrindeyim arkadaşlar. Volvo VNL modunu kullanacağız. Peterbilt galerisindeyim. Peterbilt galerisi burada var. Ben kendi profilimde değilim arkadaşlar bu modu denemek için. Tabi paraya ihtiyacım olduğundan kendi kariyer profilimde deneyemedim. Krizan hazırladığı yani Reşit'in hazırladığı profili yükledim. Onu da test edeceğim. Buradan Redding şehrine gideceğiz. İşimi seçtim ben. Oradan devam edeceğiz. İlk mod incelemesi olacak. Zaten modları siteye ekledik biliyorsunuz. Bol bol çıkmaya başladı. Yalnız bu modu kullanırken arkadaşlar lütfen parça falan takmayın. Atıyor oyundan. Çünkü henüz bazı özellikler oyunda yok. Şu an ben yani erken erişim diyoruz yani. 0.1.3 sürümündeyiz. O yüzden bir sürü özellik eksik. Kabin aksesuarları olsun, parçalar olsun, modifikasyonlar, ışıklar falan olsun. Biraz oyun böyle çıktı ilk sürümde ama işte tamamlanmadığı için yarın çıkacak oyun mesela 3 Şubat'a çıkacak. O yüzden hani bir şey deme hakkımız pek yok gibi. Sesler falan değiştiği için bunda çok güzel oluyor araç. Yalnız kamerada bir problem var. Şöyle çok önde arkadaşlar. Çektik geriye ama fark etmiyor. Amerikan Truck Simulator'da şu an hani ışık ekleyemiyorsunuz, böyle slotlar falan ekleyemiyorsunuz, slotlar çıkıyor mu ekleyemiyorsunuz. Aksesuar falan desteği de yok şu an için. Ama gelecektir. Şu an sonuçta yine belirtelim hani erken erişim sürümündeyiz ve sızdırılan sürüm de bu zaten. 1.0 geldiğinde birçok şey değişmiş olacaktır arkadaşlar. Yarın çıkacak. Gece yarısından sonra gelmesini bekliyorum fakat sanmıyoruz ya hani 3 Şubat ve Amerika söz konusu olunca öyle olmaz. O yüzden ya 8'de olacak 3 Şubat akşamı ya da işte öğlen vakti falan olacak herhalde. Şöyle dışarıdan gösterelim biraz. Metalik beyaz yaptım böyle, gri yaptım diyeceğim. Allah ya, bir dakika. Solda iş ama. Biz nerelere gittik? Pardon. Kaptırdım gidiyorum. Dışarısına baktık ya. Modele falan. Şimdi bu Volvo VNL oyunda yok. Resmi olarak ama markası falan çıkıyor yeni parçalarda. Zaten Volvo VNL'yi görmüşüz Amerikan Truck Simulator görüntülerinde, videolarında falan. Ama lisanslı olarak henüz duyurusu gelmediği için, anlaşılmadığı için oyunda yok. Bunun için uğraşıyorlar. Oyunun başarısı işte bu lisansı daha kolay almalarını sağlayacak. Ya sabırsızlıkla bekliyoruz çünkü şu an oyunda çok az araç var ve modlar çıktı, çok güzel oldu. Yine bir çeşitlilik geldi. Zaten ETS2'de ne varsa arkadaşlar bu oyuna aktarılacak yani onu bir kere bilin. Tekrar betelim. Evet. Şöyle kabine bakarsak şöyle arkayı görüyorsunuz, birkaç aksesuar gibi bir şey var ama modelin kendinden oyun, öyle exportlamışlar. Şimdi Furkan da BMW modu yaptı. Dün akşam testlerini gerçekleştirdi. Fotoğraf falan atmış bana. Onu da test edeceğiz sanırım ya. Yarın ya da bu gece. Hologram modu da var. Ama şu an burada çalışmıyor mesela. Aktif ama. Bu aracın desteği olmadığından. Mod olduğundan bu. Çalışmıyor. Mod yapmak da artık çok zor ya. Hani ayrıntılı olduğu için oyun artık. Her şeyi dikkat etmen gerekiyor. Özen göstermen gerekiyor falan. Hangi birini yapacaksın? Nevada'dan arkadaşlar Kaliforniya'ya, yani Kuzey Kaliforniya'ya Redding şehrine gideceğiz. Redding diyelim. Sağdan tekrar döneceğim bakalım, ceza yemeyiz umarım. Gerçi sıkıntı yok bunda ama. Bak dönüyorlar, hiç beklemiyorlar gördüğünüz gibi. Düz giderseniz ceza yersiniz ama sağa döndüğünüzde ceza yemezsiniz. Bu tırda daha iyi hissediyorum ya kendimi Amerika'da kullanırken şu an. O tırlar çok yavan kalıyor demiştik, çok sağdı. Bunda biraz daha iyi hissediyorum yani arkadaşlar. Sesi olsun. Sesi bir kere zaten etkiliyor insanı. Bak
yine arkadaş sağdan devam ediyor. Harika. Navigasyon öndeki hani kaymış, ayarlanmamış. Sonuçta Peterbilt galerisine çıkıyor, onun özelliklerini falan kullanıyorlar arkadaşlar. O yüzden pek iyi ayarlanmamış. Zaten çıkmadığı için oyun yine arkadaşlar. Haliyle bu tür şeyler, problemler normal. Soldan devam edeceğiz. Tabi geçebilirsek. Cadillac, hadi be, devam et ya. Devam et hacı. Şu arkadaki GMC, neyse bunda şey yaptık ya, tır da var. Hakkımız var artık ya, geçelim ya. Buradaki kilometre bazında biliyorsunuz göstergeler yine. Çünkü bunu ETS2'den aktardılar. ETS2'de kullanmıştık bol bol. Böyle ayarlamaların da yapılması gerekiyor artık yani modlarda. Şimdi Furkan da aktaracak ama onun da kilometre olacak. Neyse, önemli yok ya. Önemli değil o kadar şeyler. Bugün yani 2 Şubat şu an bugün 2 Şubat öğlen vakti. Ya video dün iki tane çektik, yayınladık şu an. Çıkmadan önce yine yayınladım dedik, böyle bir mod filan. Modlar çıktığı için incelemeye başlamak gerekiyor artık. Diğerleri de çok güzel, mesela onları da çekeceğim birazdan. Facebook'ta sitede arkadaşlar sürekli şu an Amerikan Truck Simulator paylaşımı görebilirsiniz ama hani yapılmak zorunda şu an. Düzelecektir o. Bir sürü haber şu an bekliyor zaten, onları bugün halledeceğim. Bir de forumda editör, yönetici, moderatör başvuruları var, devam ediyor şu an. Aldık. Yetkili aday olarak başladılar. Genellikle hani bu oyunları oynayanlar, bilenler, içerik üretebilecek kişiler başvurabilir. World of Trucks'ta birleşiyor sonuçta oyun artık. Uzun zamandır bunu söylüyoruz, bunu dile getiriyoruz. Artık birleşecekler işte. Yani oyun çıkınca artık zaten pek bir şey olmayacak hani. Sonuçta platform da genişliyor filan. Bunun multiplayer aşaması da var. O yüzden bir ekip kuruyoruz sıfırdan orada. Bakalım neler olacak, göreceğiz. Forum dışında hani sadece forum değil elbette. Forumda sadece biz kaynak bir içerik üretilsin diye kullanıyoruz. Onun dışında zaten bloklarda görev almak isteyen yine olabilir, yorumlarda. Ya da YouTube'da ya da Steam'de, Facebook'ta olabilir. Başka ne var arabada? Evet yani bu aksesuarlar standart olarak geliyor. Bir şey yapmanıza gerek kalmıyor. İşte bu ses arkadaşlar, tam Amerikan kamyonu bak. Şu an hiçbir eksik yok gibi duruyor. Gerçekten bu ses, o belgeseller, o filmi izlediğimiz o kamyonları hatırlatıyor. Modu video açıklamasına indirebilirsiniz tekrar, zaten sürekli yukarıda kartlar çıkacak da, bilgi kartları. ATS forumu, ATS Türkiye haberler, World of Trucks çıkacaktır arkadaşlar. Ya çıkmayan oyuna mod ekledik. Mod yapıldı. Oynadık. Size diyorum ki yani modu video açıklamasına indirebilirsiniz çünkü herkes şu an korsan oynuyor. Acayip bir şey oldu, ben anlamadım bu olayın, bu oyunun çıkışı yani, bambaşka olaylar oldu, çok garip oldu. Planlıyorlar mıydı bunu, biliyorlar mıydı, bekliyorlar mıydı? Bilerek standart böyle kısıtlı bir sürümü sürdüler piyasaya. Yani bize dağıttılar, daha sonra sızdırıldı doğal olarak, biliyorlardı bunun öyle olacağını. Şimdi modlar çıktı, yeni sürüm geldiğinde bir daha uyarlanmaya çalışılacak filan.
Ayrıca ben modları arkadaşlar artık öyle sürekli aynı şekilde eklemek istemiyorum. Hani tek tek yeni bir sürüm çıktı, tekrar ekle falan, hani uğraşmak istemiyorum. Bu eklenen modlar hep sürekli güncellenecek, hani aynı yapımcıysa güncel sürümü çıktığında linkler değişecek, açıklaması girilecek. Çünkü tekrar tekrar aynı konuyu ekleyerek zaman kaybetmeye hiç gerek yok. Vaktimizi boşa harcamayalım. Gördüğünüz o girdiğiniz bütün siteler arkadaşlar hep aynı kişiye bağlı ve botlarla konuları oradan oraya çekiyorlar. Bir network oluşuyor. Reklamdan para kazanıyorlar İngilizce olduğundan. Öyle bir çöplük var şu an ortada. SCS yakında buna el atacaktır arkadaşlar. Zaten açıklamasını da yapmıştı. O günden beri sabırsızlıkla bekliyoruz. Steam atölyesi bekleniyor ama işte o biraz farklı şeylere hitap eder ama o da yola koyacaktır. Kimse para kazanmasa uğraşmaz zaten, anasını satayım bu mod paylaşımıyla, yok şeylerle. Biz para kazanmıyorduk. Her gün neler ekliyorduk. Adamlar para kazanmasa zaten o sitelerin hepsi kapanacak yani. Şimdi doğruya doğru. Para kazanmasalar hepsi komple kapanacak. Bu Shermos dalgası filan hepsi aynı. Hepsi aynı network. Adamlar bildiğin sistemi kurmuşlar. Ya cezaydı. Şurada sağ aynada evet bir içeriden bir problem çıkıyor. Hatta burada yan ayna taktığınızda arkadaşlar kırmızı olarak gözüküyor. O da işte henüz bitmediği için öyle. Redding'e geldik arkadaşlar. Redding'de şu an sağdan devam ediyorum. Kısa sürdü. Böyle olsun bu video. Mod incelemeleri çok uzun olmaya, ya uzun olmasına gerek var aslında ama zaten oyunu tanıtıyoruz. Şu an oyun yeni. O yüzden videolar uzun oluyor normalde, biliyorsun. 30 dakika, 25 dakika oluyor ama bu böyle olsun. Şurada zaten park edene kadar bir 20 dakika olacak. Evet. Bitmiyor ya. Şehirleri böyle dolaşmak, oradan oraya gitmek bitmiyor ya. Çok canlı. Evet, geldik şimdi. Şu numarayı arasak mı ya? Acaba nereye çıkacak? Eroka'ya gidebiliriz ha. Aa, orada bir video mu çeksek ya? Eroka mı, Yuroka mı? Çok güzel yolları var. Çok güzel bir yer. Böyle tatilli, kafa dinleyeceksin orada. Evet, geldik arkadaşlar. Şimdi yalnız diğer taraftan girecektik yine. Yine şaşırdım ya. Park etmiş tırlar var her yerde, aşağı yukarı. Bunlar güzel şeyler. UPS gelmiş, ne ya? Kargo getirmiş. Lan korna yok oyunda. Aa. Vallahi korna çalışmıyor arabada. Şimdi fark ettim. Şimdi fark ettim ya. Böyle bir şey yok şu an. Şimdi fark ettim ya. Aha, konteynerların arasından fark edeceğiz şimdi. Yaparız ya, sıkıntı değil. Sıkıntı mı yoksa sizin için? Siz park edemiyor musunuz? Dün limanı park ettim. Ulan ne şeydi be. Bu da aynı zaten de. Ne maceraydı lan. Oradan direkt geri gelsem çok iyiymiş.
Doğru yoldayız ya. Ya ama... Yaptık abi, vurma. Pay var orada bak. O paylar da işimize yarıyor biliyor musun? O boşluklar artık işimize yarıyor. Çok önemli bir şey. Hani park ederken. Oha, dibine kadar geldim. Ya şu an gerçekten gerçek bir kamyoncu gibi ha. Olur ya böyle bazen park ederken çok uğraşırlar böyle, hani çok riskli yerlerden geçerler. Aynı şu şeyleri benim yaptım. Mesela aynaya vuracağız mı bakalım. Lan bir park edemedik ya, yemin ediyorum. Ya böyle gelecektik aslında, ben niye uğraşıyorsam anlamıyorum yani. Evet. Park ettik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Aslında direkt park edebilirdik öyle ama neyse, bunu da öyle yaptık. Bakalım sıradaki mod ne olacak. Hoşçakalın.